Güzel bir görüntü daha göstereyim. Mehmet Küçükkırlı biliyorsunuz 40 yıldır ailesinden ayrıydı. Buraya babası, hiç tanımadığı babası Reca Yüksel'i aramak için gelmişti 25 Aralık'ta. Ancak babasının vefat ettiğini öğrendik ne yazık ki. Fakat iki abisi ve bir ablasının olduğunu öğrendi. Yine buradan yüzü mutlu ayrıldı. Bu kavuşmanın ardından Mehmet Bey eşi Elif Hanım'ı alarak Mersin Tarsus'a gitti. Ve 40 yıl sonra yılbaşını ailesiyle beraber geçirdi. İşte o görüntüler. Mehmet Küçükkırlı hiç tanımadığı babası Recai Yüksel'i aramak için programımıza konuk olmuştu. İçimde bir eziklik kaldı. Hani görmek istiyorum nasıl biri, ne halde. Yani bunu hep düşüncesiyle yaşadım bu zamana kadar. Mehmet Bey aileni bulduk. Gözünü aydı. Babanı görmek istiyor musun? Çok istiyorum. Bak babam burada. Bak. Keşke yanını görebilseydim seni baba. Sizin sayenizde gerçekten. Estağfurullah efendim, estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Kendisini canlı göremedim ama resmini gördüğüm zaman sanki yanındaymışım gibi hissettim. Babasının vefat ettiğini öğrenen Mehmet Küçükkırlı kardeşleriyle buluşmuştu. İki kardeş ilk kez birbirlerini görecekler. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Şükür iyiyim abi. Sizi gördüm daha iyi oldum. Sizinki gayet yakın mesafeler. İnşallah bundan sonra o mesafeleri de aşarsınız. İnşallah. Çünkü Mehmet Bey bir babasının mezarına gitmek istiyor, onu ziyaret etmek tabii istiyor. Tabii ki. Diğer kardeşlerin de gelmek istediler. Bir tane kız kardeşin. Bir tane de erkek kardeşin. Kızını bırakamıyor. Küçük çocuğu evet, var, evet. Onu bırakamıyor. Diğeri de işinden izin alamadığı için gelemedi. Evet. Onlar da seni kendi yaşadıkları yerde kucaklamak istiyorlar. Bir aile fotoğrafımızı çektirelim. Mehmet Küçükkırlı 40 yıl sonra kavuştuğu ailesinin yanına gitti. Mustafa Yüksel eşeğim, hoş geldiniz. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Ben Şükran. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Kalabalık bir aile oldular ve yeni yıla hep birlikte girdiler. En kötü günümüz. Bundan sonra Allah'ım hep böyle olsun. Amin inşallah. Allah başka acı yaşatmasın bize. Amin. Ardından dört kardeş babalarının mezarını ziyarete gittiler. Beni en çok mutlu eden de bu kavuşmaların ardından ailelerin işte bir arada olduğunu görmek. Çok etkiledi beni bu hikaye. Hatırlarsanız baba ölüm döşeğinde. Diğer çocuklarına sizin bir kardeşiniz daha var diyor. O güne kadar saklıyor bu gerçeği bir başkasından olan hanımefendi. Çünkü evliyken annesiyle bir beraberlik yaşamış ve beyefendi dünyaya gelmiş. Ama ölüm döşeğinde diyor ki sizin bir kardeşiniz daha var. İşte abiyle abla da bunu biliyorlar ve baba ondan sonra hayata gözlerimi son söylediği sözlermiş. Bunlar iyi ki de söylemiş çok ki bugün yani. O ailede evet. Onu kucakladı gerçekten. En azından ailenin kafasına bir takım soru işaretleri girmesine engel olacak güzel bir izah, güzel evet. Bir ifade.